Ama dediğin gibi tercihler eleştirilebilir. Sen dersin ki ben ondan daha farklı bir tabak beklerdim. Sen dersin ki daha iyi bir sunum beklerdim. Sen dersin ki daha iyi bir görsel beklerdim. Ona bir şey diyemeyiz kendisi tabii. Kendisi de beklenti yükseltti ya, anlata anlata bitiremedi. Hmm. Ondan dolayı bekledik yani haliyle. Ama şimdi tatlıyla bakalım. Turnayı gözünden vuracak mı? Siz zaten bu yemeği bilmiyorsunuz büyük bir ihtimalle değil mi? Evet, İlk defa. Gülcan da ilk defaymış. İnternetten evet. Baktınız. Ona rağmen maçta profesör gibi yorum yaptınız. Ya ben çok detaylıymadan yüzeysel sadece hardaldan tat alamadığımı söyledim. Mükemmeldi. Yani hardalın bağlanma oranına kadar gerçekten eli sıkılasıydı yani. Bir de sıcaktı. İkinci şef Okan Bey. Bir de sıcaktı yemeğimiz. Sıcaktı. Şimdi... Evet, iki gündür soğuk yemek yiyorduk. Bugün bir sıcak yemek girdi gırtlağımıza. Ben bunu Rusya'da yedim. Oo. O yüzden biliyorum. Gerçekten çok iyiydi. Hani laf olsun diye konuşmayın. Zuhal Hanım bir şey gerçekten sorabilir miyim? Tabii, Hakan bir şey soruyor. Öncelikle Gülcan Hanım eti lezzetsiz bulduğunu, sadece pişme tekniğini, pişme derecesini beğendi ya. Etin ismini bana söyleyebilir mi kendisi? Bu yemeğin ismini bir söyleyebilir mi ya? Lütfen. Benim yabancı dilim yok. Söyleyemeyebilirim. İlk defa duydum. İlk defa gördüğüm bir yemek. Sadece damak tadıma göre yorumladım. Tamam, ben sadece bir defa söylemenizi istedim. Söyleyemeyebilirim. Evet. Bununla da beni eleştiremezsin. Hayır, ilk defa yenmiş olması okey. Hiç yememiş olabilirsiniz, bunu anlayabilirim. Ama aldığınız lezzet çok güzel bir lezzetti. Bak, hani buradan zaten, da yola çıkamadınız. Zaten bak, etin pişme derecesi güzel dedim. Siz kendi gününüzde bilenmişsiniz. Şu an var ya gerçekten sadece yorum yapmak için yorum yapıyorsunuz. Yarın sizi de göreceğiz. Ben sizi siz yorum yapar. Siz hala erkek dayanışması mı yapıyorsunuz? Hayır, böyle seyrettim. Bak, salatasına kötü dedim. Salatası zaten kötüydü. Kötü zaten. Kötü değil, ama ölmüş. Bu yemeğe, ölmüş. Bu ana yemeğe kötü diyemezsiniz. Hak yiyorsunuz. O bana Okan göre. Okan Bey, biraz önce mücadele dediniz ya, ben önümdeki size tabağı yorumluyorum, senin yanık tabağın ben bir durum değil diye. Biz de önümüzdekini kendimize göre yorumladık. Şimdi o senin için fikrindir, bu bizim fikrimizdir. Hani başa en azından sarıyorum. Birbirimizin yorumlarına, fikirlerine saygı duyarsak böyle tamam. Eleştirmek başa yerine. Sarıyorum tekrar mücver için. Çünkü sizin de tutarsız yorumlarınız oluyor. Sardım başa şu an sizin ben. Sizin de tutarsız yorumlarınız oluyor yani. Mücver tek tek pişiyor ya. Tek tek pişiyor ya mücver. Evet, bu hani onu yapmış olabilir. Ben bakarım ki hamurunun lezzetine mücverdi. Ama bu aynı tencerede pişti. Anlatabiliyor muyum? Hamur. Hani ev hanımısınız. Mücverdi hamur mu? Evet, kağıt gibi bir şey geldi önümüze. Hamuruydu. Kağıt. Hamurunun kıvamıydı. Kağıt geldi önümüze. Ayrıca bir stroganoff yani dilin dönmesi zor. Söyleyemeyebilir canım yani. Ama tabii şöyle bir şey var. Bu tür durumlarda biraz ortak kanaate masaya da kulak vermek gerekiyor. Yani şimdi hepiniz birbirinizin rakibisiniz. Hepiniz 150 bin TL'yi almak için tabii ki başkalarının, rakiplerinizin dezavantajlarını değerlendireceksiniz. Gole çevireceksiniz ya, onlar pas atarsa. Buna hiçbir şey diyemem. Ama sonuçta ben objektif değerlendiriyorum ve olmadığında da zaten diyorum evet, bence de olmamış. Mücver bence de olmamıştı. Yani o konuda hemfikiriz, salata aynı şekilde ama yani bu yemek böyle olur, o da yapmış. Ben objektif yorum yapmaya çalışıyorum ve hani genelde de çok da yanılmam bu tür konularda. Yani benim de bildiğim, yediğim bir yemek. Yani böyle oluyor bu yemek. Daha fazla olacak, dedim işte bu tür hatalar evet olabiliyor. Yemekte demin saydığım hatalar ama burada öyle bir durum yok. Gülcan Hanım puan vermemek için böyle yapıyor. Hiçbir şeyi beğenmiyor. Aslında masadaki herkes püremi de, ana yemeği de beğendi. Ama Gülcan Hanım puan vermemek için hiçbir şeyi beğenmiyormuş gibi yapıyor. Tabii keşke bütün yemekler aynı şekilde olsa ama olmuyor işte. Birileri bir şeyleri yapacak, yapamayacak. Gülcan da dün eminim herhalde ki o gratenin öyle olmasından çok hoşnut değildi. Değil mi? Yani o kaşar, yani üstünün kızarması lazım zaten. Ben graten. Bilerek Zühal Hanım çok kaşarın kızarmasını istemedim çünkü çok kuruyor. Çok kızardığı için kuruyor. Hmm. O yüzden öyle bırakmak istedim. Anladım. Ama onun en azından kaşarının biraz pembeleşip üstü böyle hafif bir kızarsaydı, bir görsel olarak bize hitap etseydi. Gratenin anlamı o zaten, yani kızarması acıydı, lazım. Acıydı, ne alakaydı, ben anlamadım acı olması yani yutarken. Ya ben acı sevmediğim için bana da fazla acı geldi ama çok kişiye belki de acı size geldi. Göre belki ama acı gelmiş olabilir. Ama o kaşarın üstü biraz pembeleşip kızarması gerekiyordu. Tabii tabii, Urfa yöresinde. Urfa yöresinde, evet. Evet, tatlının adı neydi Hakan? Çikolata soslu, haşhaşlı, irmik tatlısı. Bu da senin tarifin mi? Bu da benim tarifim. İnternet üzerinde baktığınız zaman aslında bu tatlıya bir tarif bulamazsınız yani. Evet, kendim evet, bunu, yokmuş zaten böyle bir şey. Evet, kendim bunu geliştirdim. Ne güzel. Böyle güzel bir tatlı yaptım.
Hadi bakalım inşallah. Günü güzel bir tatlıyla kapatmak gibisi yok tatlı. İnşallah. İnşallah. Ağzımız tatmaz. Mesela Gülizar tatlıyla vurdu geçti herkesi değil mi? Ama o tatlının hakkını da vermediler. Vermediler mi? Aa, bir vermedi. Okan verdi herhalde. Evet, bir tek Okan Bey verdi. Gene Büşra Hanım da biraz daha merhametliydi. Altıydı galiba ondan evet, gelen. Evet, ikisi. Aa, gerçekten bak şimdi güzel gözüküyor değil mi? Hakan Bey, çilekleri yıkayıp mı koydunuz üstüne? Tabii ki yıkadım çilekleri. Neden sapları üzerinde çileklerin? Saplarını bilerek yeşillik dekor olarak bıraktım üstünde. Kendimi isteyerek öyle yaptım. Saplarını alabilirdim yoksa. Yani. Yerken kendini dayıklayın mantığıyla mı? Zaten çileği tutup yemiyor muyuz sapından? Belki ben çatal batırıcı. Hakan İlla Bey. Böyle tutup yemek zorunda mıyım? Hı. Evet. Böyle mi yiyeceğim? Şu şekilde alıp aldın. Şu şekilde kesebilirsin istediğin zaman. Şöyle çileğini madem tutup yemek istemiyorsun. Ha. Böyle kesip de yiyebilirsiniz. Tabii bize kalmış değil mi? Evet. Doğru. Peki çikolata sosunu normal kakaoyla falan siz mi yaptınız yoksa hazır toz olur mu? Evet, kakao, un, nişasta, süt, şeker. Detaylı bir şey yani öyle sadece hazır değil çikolata sosu. Kendim yaptım. Keşke üstünü bir örtseydiniz. Şu kuru görüntü hoş görünmüyor. Şöyle bir baktığınızda hani bayağı bir kuru görüntü var ya üstünde şu kısımlar. Neresi kuru? Neresi? Yok hayır şey olarak hani böyle bir kaymak gibi işte bir kuruluk olur ya Zuhal Hanım. Ha kaymaklanmış mı? Evet ondan bahsediyorum. Hani tatlı önümüze geldiğinde böyle biraz parlak bir görüntü olur ya. Hmm. Ama çikolata sosu ya hani böyle biraz durunca da kabuklanmaz mı? Bu normal değil ama yani. Ama ona göre bir tatlı seçecek. Bu kadar yani da. Davet hani... sofrasında çok hoş bir görüntü olmuyor. Şimdi bak diyorum ya hani beni çok rahatsız etmiyorum ama ya bu çikolata zaten çikolatanın rengi ya bu. Bu sizin neyini rahatsız ediyor? Hayır ama parlak olmalıydı diyor. Hayır şu kuruluktan. Böyle bir ganaş performansı mı bekledin acaba hani böyle? Ama bekleme süresi de var böyle. O üzerinde. Ama ne kadar bekledi ki? Sonuçta bir gün beklemedik. Gerçek çikolatadan yaptım. Çikolata aldım. Hı-hı. Gerçek kakaosunu hepsini gerçek çikolatadan tencereye koydum. Kaynattım yani. Hazır çikolata kullanmadım. Çikolata sizin bahsettiğiniz kuruluk dediğiniz renk değişimi de gerçek çikolata olduğundan kaynaklı zaten. Hmm. Ve ben gerçekten şunu açıklamak istiyorum. Ben yetiştiremeyeceğimden çok korktum. Hani zaman o kadar hızlı ilerliyor ki. Eti sadece bir saat ocakta tuttum. Çorbayı sadece 45 dakika ocakta tuttum. Bunların ikisini ayrı tencere, muhallebisini ayrı tencere, öbür gün ayrı tencere. Ya bir de kolay diyorsunuz bu menüye. Kolay. Kolay. Hala diyorsunuz. Evet. Ve hatta bir daha dediniz. Evet artık tatlı yorumuna geçebiliriz ufak ufak. Gülizar seninle başlayalım. Beğenmedim Zuhal Hanım. Niye? Tadını beğenemedim ya böyle şey çok... Neyi bu? Beğenemediğin şey derken, ne ya? Hayır. What's that yoğun, mean? Yoğun ya. Çok yoğun? Fazla yoğun ya. Ne yoğun? İrmik bekledikçe daha da yoğunlaşır, daha da katılaşır ya. Ama zaten onun içindeki irmik oranı sadece bir su bardağı. Yani 1,5 kilo sütte bir su bardağı sadece irmik var yani. Sizce az değil mi yani? Oranın nasıl yoğunlaşıyor? Çoğalıyor mu irmik? Patlıyor mu kendi kendine? Tabii irmik şişen bir şey ya. Şişiyor evet de yani. Ne kadar şişiyor yani. Hakan da şişti valla. Valla Zuhal Hanım şişmesi çok normal. Şu tatlıyı önümüze getirmesi bir de şef olarak, aşçı olarak. Nasıl bir beklentiniz neydi ya? Ne bekliyordunuz daha acaba iyi siz? Bir şey bekliyorduk. Daha böyle iddialı bu. Mesela bir örnek verir misiniz iddialı. Bana? Yok şu an bir örnek veremeyeceğim. Şimdi bir örnek veremiyorsunuz. Zaten herkes havadan, sudan havadan konuşuyor yani aklına gelirse ana ya. Ana yemeğiniz iyiydi. Ana yemeğiniz gibi iyi bir tatlı getirseydiniz. Biz de ona göre yorumlasaydık. Ben tatlımın iyi olduğunu düşünüyorum. Bu şey biz hani böyle otururuz ya normalde arkadaşlarla hemen bir irmik tatlısı yaparız. Önüne çikolata sosu yaparız ve servis ederiz. Benim için bu tatlı o. Bu tatlı davet sofrası. Siz bu tatlıyı kaç dakikada yapabilirsiniz? Bu tatlıyı bana kaç dakikada yapabileceğinizi söyler misiniz? İrmiğin pişme süresi 15 dakikada irmiği kıvama getiriyorsun. 15 dakikada sosu de bitti. Yarım saat. 15 dakikada bu tatlıyı yapacaksınız yani. Evet yapacağım. Yarım dinlenme, saat dedi total. Dinlenme olayını da atın. Zaten buzdolabına atarsanız o dinlenir. Daha sonrası da diğer yemeklerinize geçersiniz. Şu tatlı basit bir tatlı. Bunu bir kabul edelim. Bu malzemeler havadan mı girecek tencerenin içine? 15 dakikada yaparım diyorsunuz ya. Nasıl geliyor bu malzemeler niye, içine geliyor bunun? Kaşıkla koyuyorsun, bardakla koyuyorsun. Kaşıkla koyuyorsun da bu ürünler öyle söylediğiniz gibi basit ürün bir değil yani. Dağlardan, bayırlardan toplayıp getirmiyorsunuz herhalde değil mi? Kekikli topladım geldim dağdan sizin için. Ben kekiye laf söylemedim ki bana kekik. Urfa'dan nargisi getirdim. Aydın'dan tamam, güzel çamdan zeytinyağı getirdim. Keşke salatanın içinde o güzel tadı da alsaydık. Ölmüş, mahvolmuş, yağlı bir roka yiyeceğimizi o güzel lezzetli tadı alsaydık da söyleseydik. Şöyle o zeytinyağını, bir küçük o sos ketinin kaplayıcı bir ekmeğimizi banacaktık zeytinyağının içine. Birazcık biber, biberimizi koyacaktık. Evet, Büşra,
Ben öncelikle Hakan Bey'e bir şey sormak istiyorum. Tabii ki, bir dinliyorum. Şef olarak menünüzde imza tabağım diye çok sinirlendim de kulağım dibinde gel çünkü öztaki ne varsa gitti sen yani. Şimdi hangi yani ben evet bir şef olarak şu tabağımı sizin önünüze hem sunumuyla hem lezzetiyle imza tabağım olarak sundum. Hangi ne tabağı olarak? Bir şefin imza tabağı olur ya. İmza hani. Ben kelimeleri zor anlıyorum. Ondan dolayı hani onu soruyorum. Sizde şimdi bir sürü dövme var ya imzaları falan var bu sanatçıların. Bir tane kendi ben kendi imzamı. Biraz evvel ben boş buldum. O tarafını hiç görmüyorsun. Ay damarları kalkmış kadın ne o diyecektim. Eğer dövmeymiş. Şuraya bak oradan dallar budak. Şimdi dövme, dolgu, botoks, estetik falan. Yok işte. Bir yemeğe dönelim. Bırakalım bu işleri ama ben bir dövme yapabilirim yani size. Şefsiniz kendim, yani. İmza tabağı diyorsunuz tamam, yani. Şefsiniz biraz da yemek konuşalım bence. Boynuna bir yere yaparım. Ya kendine ben sen kendine yapacaksın zaten. Ben kendimi değil. Döveceğim kendimi şeyden. İmza tabağından bahsediyorum. Bence bugünkü menünüzü dövme olarak bir yerinize yazdırın. Bakıp ben ne yaptım diye görürsünüz en azından. Gözünüz önünde olsun yani. Siz bugün yediğiniz yemekleri bir daha böyle yemekler yiyemeyeceksiniz. Yani siz bugün her gün kutlamanız lazım. Yani siz bilmiyorum şef olarak bizim önümüze bunları çıkartabiliyorsunuz. Bunu bir kutlama günü artık yani tabii her ki. Yıl dönümünde bugün Hakan'ın yemeklerini yemiş. Bugün şenliklerle, festivallerle biz yemekteyiz de seni anacağız. Hele o mücveri ben yani kaldıysa bir çerçeveletip duvara asmak istiyorum. Tatlı nasıl Büşra onu söylemedin. Tatlı yani üzerindeki çikolata sosunda baskın olarak çikolata tadı alamadım. Yani böyle iyice damağımda lezzetine baktığımda çok derinden geliyor. Biraz daha çikolata var isterseniz getirebilirim. Tatlınızın siz de tadına bakın ya. Bakmadım. Ben baktım kendi tarafımdan. Pek belli İstersen olmuyor da. Bitireyim yani sen istiyorsan. Yok hiç ucundan kıyısından almamış gibi duruyoruz. Kendi sürekli tatlı yemeye cesaretim yok anlamadım bir, yani. Sürekli bir çatışma içerisindesiniz ya benimle. Cevap veriyorum ya sürekli o sırada. Hayır madem güzel olmuş bir ben şöyle iştahlıca bir yediğinizi göreyim ya. O zaman hadi geliyor. O tamam bir... geliyor hazır mıyız? Evet. Evet hazırız. Hakan kendi tatlısını iştahla yiyor mu bakalım. Çok beğendi. Ben de paket tatlısı. Yapın ben eve de götüreyim de böyle. Sen beğenmedin yani tatlıyı. Beğenmedim. Peki Gülcan. Ezuhal Hanım şöyle. Heh. 6 haşhaşlı muhallebi. Evet bir bahane evet. Buradan üstü geliyor. De çikolatalı. Puding. Peki sonuç? Beğenmedim. Beğenmedin. Kesinlikle beğenmedim. Sebep? Çok basit bir tatlı. Muhallebi. Basitliğinden beğenmedin. Basitliğinden beğenmedim ve tadını da hiç beğenmedim. Tadını da altı. Mesela şekeri muhallebi az. Muhallebi kıvamında. Alt katmanı mı fazla? Evet şekeri, şekeri zaten bir tık az. Az mı geldi? Az. Şekeri az yani tatlı değil kesinlikle. Üstü de sadece puding gibi. Peki. Bir çikolata tadı gerçekten almıyorum. Çikolatasını fazla koydum. Çikolata zaten kakaoda çikolatada bir puding ya. Evet sendeyiz Okan. Tatlı değil. Ne? Yani tatlımsı. Şeker biraz şeker oranı falan az hiç yakışmadı ya Hakan'a. Yani gerçekten yakışmıyor. Ben üzülüyorum biraz onun için. Gerçekten mi? Gerçekten niye üzülesin ki yani, senin rakibin? Çok daha iyi bekliyordum ya. Sen kendi miden için mi üzgünsün, Hakan yani, için mi üzgünsün? Hem miden için üzülüyorum hem Hakan için de üzülüyorum ya. Yani şimdi bu kadar insanın önünde aşçıyım orada çalıştım 5 yıldızlı otel bilmem ne o tekne bu tekne. Ben size mutfağı sallayın demedim mi? Ondan yapamadı bu adam. Evet kapalı bir ortam ve deniz lazımdı evet. Ondan olmadı. Havuz var burada ya açtık camları. Tekne yani, su aldı alabora oldu. Ben tatlının gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Bir bahane bir sorun aradığınızı düşünüyorum yani net bir yorum da yok yani. Peki. Tatlı değil ya. Beğenmemişler. Ya. O halde ne yapalım? Açık oylamaya geçelim. Yapacak başka bir şey yok. Buyursunlar.